biz Müslümanız. Biz milletimizi, devletimizi savunurken ölürsek neye inanıyoruz? Şehit olacağımıza. Kalırsak, yaralanırsak gazi. Bu bize böyle bir güç veriyor. Ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz değil mi? Mücadelemizi arttırıyor. Adamlar o kadar sinsicesine bir plan yapmışlar ki Suriye'de. Abi mermi yediğinde Allahu Ekber dersin, azmin artar. Şehit olursun, arkandan rahmet duaları gelir. Ama öyle bir şerefsizlik yapmışlar ki adamların gözleri önünde karılarına tecavüz ediyorlar abi. Gözlerinin önünde tecavüz. Ben dedim Volkan yoktur böyle. Abi var dedi, anlattı biraz. Yani hani bu biraz da sindirmek, direnç kırmak, anladın mı? Öteki türlü gaziyim, şehir. Bunda öyle bir şey diyemiyorsun. Gözlerinin önünde karına tecavüz ediyorlar. Ama sen öyle değilsin yani. Sana yapmıyorlar ya kardeşim. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyerek. İslam'ın davasıyla ilgili hiçbir derdim yok kardeşim. Ben giderim işe. Aa, gelirim evimde, açarım dizimi seyrederim. Çerezimi yerim, çayımı içerim, yatarım. Bana ne ya? Bana ne kardeşim diyorsan zaten bu sohbet sana göre değil. Devamında diyor ki, yaklaşık 2 yıldır katliama maruz kalan Suriyeli kardeşlerimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olan Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Ona onu yardımsız bırakmaz diyor. Efendimiz söylüyor bunu. Sen nasıl birisiymişsin abi? Bak Müslümansın değil mi? Müslümansın değil mi kardeşim? Müslümanım değil mi? Müslüman Müslümanın kardeşiymiş. Kaç kardeşsiniz abi? 3 kardeşmişsin. İşte Hucurat suresinde geçen ayet-i kerimeye göre müminler ancak kardeştir. Yani Seyf benim kardeşim. Abim var, bir de Seyf var kardeşim. Bak biz kardeşiz. İşte senin de kardeşlerini orada kurşuna diziyorlar. Senin kardeşlerinin karılarını gözlerinin önüne koyup tecavüz ediyorlar kardeşim. Bak ne diyor hadiste? Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez, onu yardımsız bırakmaz diyor. Senin peygamberin bunu sana söylüyor, bana söylüyor. Bunu hatırlatarak bize deseler ki, ey Müslümanlar neredesiniz? Bizi yardımsız bıraktığınız için Ruzu Mahşer'de 2 elimiz 2 yakanızda olacak diye sitemlerini dile getiriyorlar. Böyle videolar var. Gerçekten onları zalimler ile baş başa bıraktığımızdan, onları sadece izlediğimiz için bizlerin yakasına yapışabilirler mi? Somalili bir kardeşimiz dünyada sadece Müslümanlara saldırıyla kalmıyor. Bizi aç da bırakmışlar değil mi? Şu anda dünyaya baktığın zaman yeraltı kaynakları çok zengin olan bir Afrika kıtası var mı? Peki petrol yüzünden en zengin yer neresi? Orta Doğu. Allah Allah. Yeraltı zenginlikleri açısından en güzel ülkeler, en çok aç kalan, en çok sefalet çıkan, en çok savaş olan yerler. Ya bir dakika, sizin yeraltı kaynaklarınız çok ya. Afrika'sınız siz ya. İşte o mücevherler, şunlar bunlar. Ama onlar aç. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde onu tespit ederken diyor ki Asya münafıklarının hırsızlığından bahsediyor arkadaşlar. Yani bizi birbirimize düşürmüşler. Bizi İslam davasından geri bırakmışlar. Bizi mücahid ruhundan uzaklaştırmak için ellerinden gelen her türlü televizyon yayınını açıklığı saçıklığı yapmışlar. Somalili bir kardeşimizin bir iftar programı sunucusuna söylediği cümle yeterince can sıkıcı ve benim için aşağılayıcı değil mi? Diyor ki biz ne iftar, açlık var biliyorsunuz. Biz ne iftar ne de sahur yapabiliyoruz. Biz ne iftar ne de sahur yapıyoruz. Allah bizim orucumuzu kabul ediyor mu acaba? Yani orucunu bozacak bir lokma bile bulamamaktan bahsediliyor. Burada yine bir ironi var arkadaşlar. Bütün bunları bildiğimiz halde, bütün bunları duyduğumuz halde yukarıdan aşağıya kadar inin abiler. Bütün meseleleri hatırlayın. Tecavüz olayını hatırlayın. İşte bu camide namaz kılınır mı? Bu Kur'an-ı Kerim bir kısmı yakılmış işte olur mu? Kurşun giriyor acaba? Kurşun orucunu bozar mı? Bütün bu sorular, orucumuz bozulur mu, bu helal midir hocam? Bence bizim şunu sormamız lazım. Alemi İslam bu haldeyken biz hiçbir fiili dua yapmadan, ümmet için hiçbir şey yapmadan, bir kardeşini bile şu sohbete getirip veya bir Kur'an-ı Kerim okumaya başladım, namaza başlatmadan, hiçbir mücadele olmadan böyle izlersek bütün bu zulümleri acaba bizim orucumuz kabul olur mu? Bizim namazımız kabul olur mu?